Herkese tekrar merhabalar. Sevgili Osman Börütecene ile beraberiz. Niye beraberiz? Biz Osman Börütecene ile birçok videolar çekiyoruz. Böyle boş kaldık mı sürekli video çekiyoruz. Ama bugün farklı bir konsepte sizin karşınıza geçtik. Açık Beyin kanalının yeni programının ilk atışını bugün burada Osman'la beraber yapıyoruz. Dedik daha iyi kimi bulacağız valla. Yeni programımızın adı Kenar Etkisi. Kenar Etkisi'nin ne olduğunu özellikle işte bizim takipçiler biliyorlar. Benim kimsenin bilemeyeceği şeyler kitabında en fazla okunan, en çok referans alınan, en çok kullanılan bölümlerden bir tanesi oldu. Benim icadım değil ama tabiattaki çok önemli bir etki Kenar Etkisi ve farklı ortamların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir zenginlikten bahsediyor. Doğada böyle bir adet var. Biz de dedik ki farklı alanlarda uzmanlaşmış, farklı düşünen, farklı dünya görüşleri olan, dünyaya farklı açılardan bakan insanlarla bir araya gelsek biz neler öğreniriz ve izleyenlere bu konuda neler aktarırız diye. Tabii benim en çok Kenar Etkisi'nden faydalandığım farklı yarım sevgili Osman Börütecene ile başlamak bence çok isabetli oldu. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. İyi gidiyor işler inşallah. İyi. İyi, güzel. İyi dediğine göre çok iyi gidiyordur. Şimdi Osman'la biz hep muhabbetini yaptığımız bir noktadan gireceğiz. Ben ondan çok şey öğrendim bu konuda. Birlikte karşılıklı tuhaf tuhaf uçuşlara geçiyoruz. En önemli mevzumuz da her zaman niyeyse şu balkonda otururken devamlı. Bunlar gerçek mi değil mi? Bir mi çok mu falan filan. En büyük gerçek balkon aslında. En büyük gerçek balkon hakikaten. Şu gerçeklik meselesiyle ilgili seninle hakikaten çok kafa yorduk. Bir onu bakalım burada toplayabilecek miyiz yaklaşık bir yarım saat içerisinde. Yani şu gerçek mi değil mi? Büyük sözüme tövbe toplarız. İnşallah. Bir de senin çok taktığın bir şey var son zamanlarda biliyorum. Yani bu soyut dünyayı hayal edebilme meselesi, işte hafıza bilmem gerçek midir, nedir falan filan hikayeleri. Oralara böyle bir dokunalım. Gerçek nedir, gerçek midir? O soyutluk meselesinde sizin alanlara da itirazım var. Onları da İşte onun için zaten özellikle topu atıyorum ki itirazı göğüsleyeyim diye. Şimdi gerçek nedir'deki en büyük sorun aslında burası hakikaten var mı yok mu meselesi değil bence. Yani problemin başladığı yer orası değil. Niye değil? Çünkü hani bu işte katı gerçeklik vardır yoktur tartışması falan var ya. Varsayalım ki yok öyle bir şey. Yani topluca uydura uydura böyle bir şeyler görüyoruz. Burası da hologram olsun. Varsayalım ki gerçeklik öyle bir şey olsun yani. Bunun gerçekliğini değiştirmiyor aslında. Yani biri ötekinden daha gerçek değil. Araba çarpınca ölüyoruz gene yani sonuçta. Tabii yani hologram da olsa öleceğiz. Araba çarpınca. Yani o da duysal olan çünkü. Hani şey tartışması vardır ya arkadaş bu gerçek değilse o zaman kafaya hani duvara kafa at bak bakalım ne oluyor falan. Hiçbir şey ifade etmiyor çünkü o da duysal olan. O aynen. Şiddetli bir duyu yani. Aynen. Hani o manada. Evet bu bir sorun. Yani biz bunun niteliğini anlamak istiyoruz. Hani şuradaki masanın ben içeriğini bilmek istiyorum falan da. Ama bunu bilmek isteyen bir ben varım ya. Bizim işe oradan başlamamız lazım. Şu nedenle oradan başlamamız lazım. Burada soru şu. Ben bir alanda araştırma yapıyorum. O alanda gözlerimi kullanıyorum. Bu aşamada benzetme olarak şunu söyleyebiliriz. Arkadaş sen bu araştırmada gözlerini kullanıyorsun. Buna başlamadan önce bir göz doktoruna gittin mi? Yani gözlerinin sağlıklı olduğundan emin misin gibi bir şey bu. Ben ki bunları görüyorum ve o gördüğüm şeyin gerçekliğini anlamaya çalışıyorum. Ya da buna bir anlam vermeye çalışıyorum. Vermeye çalışıyorum. Orada bizim bir sınırımız var. O sınır şu. Düşünce, işte felsefede başımızın derdi olan bir şey söyleyeceğim. Düşünme melekem, düşünmek gibi bir kabiliyetim var ya. Düşünebiliyor olmamı, düşünmeye konu edemiyorum. Şimdi burada ilginç bir şey söyledim. Bir daha dur. Düşünme melekemi düşünmenin konusu yapamıyorum. Evet, yapamıyorum. Hı. Yani o bir çelişkiye yol açıyor. Ya mesela yani beyin üzerine düşünürsün ama düşünme mesela, üzerine düşünemiyorsun. Evet. Bunun sınırı şu. Düşündüğümü biliyorum. Düşündüğümden eminim. Zaten Descartes da bize bunu bu şekilde söylüyor ya. Diyor ki şüphe etmekten bahsediyor. Her şeyden şüpheleniyorum diyor. Şüphelenmediğim hiçbir şey yok. Şüphelenmesi için düşünmesi lazım. Şüphe bir düşünme biçimi. Diyor ki her şeyden şüphelenebilirim. Ama şüphelenemeyeceğim bir şey var. O da şüphe ediyor olduğum. Yani şüphe ettiğim kesin. Evet. Çünkü hani onu da kabul etmezsem artık hiçbir şey söyleyemeyecek hale geleceğim. Referans bir zemin kalmıyor. Yani. Evet tabii. Yani kendindeliği o şekilde oraya bağlayarak öyle bir çıkarımla, öyle bir önermeyle en azından hiçbir şey var olmasa bile
şüphe edebilir vaziyette bir varlık olduğunun ispatını ortaya koymuş oluyor bu manada. Yani varlığından emin olabileceğim tek şey düşünen zihnim. Onun evet, için evet. Elim, kolum, gözüm falan. Evet, evet. Bu daha sonra nasıl problemlere yol açıyor göreceğiz bunları. Şimdi bunu ben bizzat kendimi düşünceme konu edemiyorum ya. Bu çok büyük bir şey sıkıntısına yol açıyor. Akıl mantık ölçülerinin sarsıldığı bir yer bu. Orayı ben bir açayım tam anlamak için. Mesela düşünme üzerine düşünüyoruz aslında. Yani mesela ben nasıl düşünüyorumu düşünmek değil o zaman kastettiğin şey. Yani düşünürken aklımdan şunlar mesela ben, meditatif ben hallerde. Ben neyim ve kimim meselesi. Hı. Yani bana ait bir takım kabiliyetler sonucu düşünebiliyorum ya. O kabiliyetlere sahip olan kim? O özne kim? Yani bunun dışına çıkıp gözlemleyemiyoruz demek istiyorsun. Evet, dışına çıkıp gözlemleyemiyoruz. Dolayısıyla onun içinde düşünmek zorundayız. Çünkü dışı diye tarif ettiğimiz yer duyulurlar alanında. O duyulurlar alanında ben yokum ki aslında. İnteraksiyon var, ilişkiler var yani. Evet, yani şunu söyleyebilir birileri çıkıp sen de söyleyebilirsin. Arkadaşlar sene olmuş 2019, 21. yüzyıl, beyin var, MR'ımız var, tomografi çekiyoruz, bin türlü görüntüleme yapıyoruz. Aa işte ben işte şuna baktığımda şurası highlight oluyor beyinde, orası canlanıyor, nerede ne olduğunu biliyorum falan. Bu bir naif gerçekçilik. Biz bilmiyoruz bunun niye böyle olduğunu. Şöyle anlatayım. Şimdi devede kulak dediğim zaman gidip devede kulak arıyor musun? Aramıyorsun. Evet. Bir metafor kullandığımı biliyorsun. Ama dilde düşünüyorum, hayal ediyorum, hatırlıyorum falan dediğimde bu sanki bir metafor değilmiş gibi gidip onu bir nesne olarak dışarıda arıyorsun. Niye arıyorsunuz abi siz böyle şeyleri? Dışarıda yani, dedim mesela hafızayı beyinde aramak gibi. Evet, hafızayı yani beyinde aramak kalıcı gibi. Kalıcı bir şey arıyoruz. Çünkü şöyle, dil nasıl gelişti? Yani biz bugünkü dil bilimimize göre bizim dili inşa etme biçimimiz işte bunu görüyorum. Bu duyulurlar alanında gözümle gördüğüm bir nesne. Gerçi bu bana kendisi merhaba ben kalemim demiyor. Ama ben o nesneye bir isim veriyorum. Değil mi? Bu kalem diyorum. Sinan al bu kalemi diyorum. Sen aldım kalemi falan diyorsun. Defter var diyoruz. Yani gözümüzle gördüğümüz ortamdaki nesnelere biz isim veriyoruz. Ve aramızda anlaşıyoruz bu şekilde. Hani iki ekmek bir sigara. Hani akşam eve yağ alır mısın? Yağ bitmiş falan. Bunlar nesneler. Duyulurlar alanında nesneler bunlar. Somut şeyler yani bizim zihnimizde. Ama ben, biz isim vermesek böyle şeyler yok. Neticede oraya girmeyelim şimdi. Hı. Yani biz onların var olduğunu kabul edelim. Hı hı. Yani realist davranalım. Diyelim ki hani kalem var. Evet. Defter var. Hı-hı. Zeytinyağı var falan. Şimdi bu tamam. Buraya kadar sorun yok. Ben ama bir takım şeyleri iletişebilmek için dilimin sınırlarını genişletiyorum. Var olmayan şeylere isim veriyorum. Mesela hatırlıyorum diyorum. Yani hatırlıyorumu söylemem lazım. Bir şeyler oluyor. Bir hayalim şimdi, var. O sırada bu soyut olmasına rağmen evet bir hayalim var. Düşünüyorum falan diyorum. Soyut bir şeyden bahsediyorum. Ben bu soyut şeyden bahsederken bunun soyut olduğunu unutup yani harita ülke değildir lafı vardır ya. Hı hı. Bunun bir metafor olduğunu unutup duyulurlar alanında nesneler arasında hafıza diye bir şey var. Nerede acaba falan diye aranıyor. Mesela ruhu hı. aramak da böyle bir şey. Bedende ruhu aramak falan yani. Hafıza diye bir şeyin var olduğunu. Realist değil, gerçekçi değil. Hafıza diye bir şeyin var olduğuna emin olduğumuz için biz somut bir şey olduğunu düşündüğümüz, zannettiğimiz için onu arıyoruz. Yani sen şimdi bizim bütün sinir bilim araştırmalarının %20'sini gömdün. Zira hakikaten hafıza... Allah, kusura bakma gömelim tabii yani. Yani burada bir mantık tamam. hatası var. Çok iyi, çok iyi. Zaten kenarı böyle yapacağız. Şimdi hafıza beyine hasar verdiğinde en azından erişimini engelleyebildiğimiz bir şey. Yani hafızanın beyin ya da beyinle ilişkili bir yapıyla şu ya da bu şekilde alakalı olduğunu düşünebilecek bir sürü sebebimiz var. Şimdi bunları ne yapalım? Yani şunu soracağım. Bilim eleştirisi yapmıyorsun biliyorum ama hafızayı somut bir şey olarak görmesek biz nasıl çalışacağız onu? Mesela bunun bir yolu var mı? Mesela hafıza evet soyut. Bizim anı dediğimiz şeylerimizi depoladığımızı tahayyül ettiğimiz aslında gerçekte kimsenin görmediği hatta John Eccles'ın muhtemelen beynin dışında bir yerde demek zorunda kaldığı soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Ama bunu kafamızda somutlaştırmadan nasıl çalışacağız? Ya da yanlış somutlaştırıyorsak doğru somutlaştırmayı nasıl yapacağız? Şimdi bu ama biraz da şuna benziyor. Yani varsayalım ki ben şöyle bir gezegendeyim veya işte yaşadığım dünya hayatında bir şey oldu. Bütün kadınlar gitti, 100 tane erkek kaldı. Hı hı. Ben de onların arasındayım tamam mı? Yani düşünebiliyor musun faciayı? Ben ne faciayı? Böyle bir dünya düşün.
Zombi filminden daha şimdi, kötü. Şimdi o somutluk meselesi, ya ben bunu somuta çevirmezsem nasıl çalışırım üzerinde, biraz şuna benzemiyor mu? Yani ortalıkta hiç evlenecek kadın kalmadı, ben gideyim bir erkekle evleneyim demekle aynı şey aslında. Yani şunu kastediyorum. Nasrettin Hoca'nın çok sevdiğim bir kıssası var bu konuda. Yani evde tesbihini kaybedip sokakta aramaya başlıyor. Millet başına toplanıyor. Birlikte arıyorlar falan. Diyorlar ki hoca sen bunu nerede kaybettin hiç hatırlamıyor musun? Yani belli bir bölgede arıyorum. Evde kaybettim diyor. Hoca biz bunu niye dışarıda arıyoruz diyorlar. Çünkü ev karanlık diyor. Yani bu çok büyük bir sıkıntı. Hani hafıza diye bir şey var. Ben bunu somutlaştırmazsam nasıl çalışacağım? Ama somutlaştırmaya başladığın an uydurmaya başlıyorsun aslında. Yani soru şu, olabilir, şurada olabilir meselesi. Peki bunun gerçeğe yakın bir somutlaştırma yolunu öneremez misin? Yani ne yapmak lazım ki? Valla maalesef öneremez. Somut çok isterim gerçekten. Öneriyim diye. Yani çok isterim diyeyim ki ya bu hafıza dediğim şey işte şuradaki dutun içinde aslında hepimiz için birer dut var da orada arayalım falan, böyle bir şey yok. Ama şahsi kanaatim uzayın derinliklerinde bir yerde falan da değil. Bu okült... mistik literatürde olduğu gibi öyle astral mastral gibi şeyler de aramıyorum ben. Yani orada da olduğunu düşünmüyorum. Sadece şunun peşindeyim ben. Bizim dile getirmemize rağmen, yani dilde ve düşüncede, düşüncemize konu edebilmemize rağmen somut dünyada var olmayan bir takım şeyler var. Var, doğru. Ve o somut dünyada var olmayan şeyleri biz sürekli topografik düşünüyoruz. Yani aşağısı yukarısı sağ sol falan gibi düşünüyoruz ya, o topografiye tabi olmayan, şurası diye işaret edebileceğim bir yerde bulunmayan bir biçimde bunlar olabilir demek istiyorum. Evet, yani mekandan yani, münezzeh şeyler tabii, tabii. Olabilir. Yani buna belki de şöyle bir muamele de yapmak gerekiyor. Doğrusu belki de odur. Hani ölüm sonrasını biz pozitif bilim olarak araştırmıyoruz. Yani ölen bir insana nereye gidiyor bu diye sorduğumuzda da aynı hataya düşmüş oluyoruz. Mitolojik kontekste düşünüyoruz. İşte bizim hatamız mitolojik kontekste sürdürüyor olmak bir şekilde. Şimdi ruh diye bir kavram var. O ruh üzerinden ben akıl yürütüyorum. Ben derken insanlık olarak diyorum ki yani ruh diye bir şey var zaten. Bu adamın cesedi burada ama ruhu da bir yerlere gitti. İşte topografya ruh... kullanıyorum. Benzete benzete. Hani evet. Şey var ya, astrologlar çıkıyorlar. Arkaya bir astroloji haritası koyuyorlar. Onun üzerinde bir şeyler anlatıyorlar. Nereden geliyor bu? Hava durumundan geliyor. Yani benzete benzete yapıyoruz bir sürü şeyleri. Şimdi ruh işini o benzetme bana... sırasında bir takım akıl yürütme hataları yapıyoruz biz. İşte evet. Diyorlar ki mesela işte biyolojik evrimsel süreçleri anlatırken ruh nerede ortaya çıktı diye soruyorlar mesela. Ruh nedir diyorum. Herkes diyor ki ruh işte canım. Yani hepimiz o kadar biliyormuşuz gibi davranıyorlar ki halbuki kimsenin bir şey bilmiyor. O kadar naif olmuyor bu işler. Ruh işte falan demek bir naiflik. Aynen. Orada felsefede biz ruhu şurada kullanıyoruz. Ben duyularla etrafı gözlüyorum. Görüyorum diyorum, duyuyorum diyorum falan. Böyle bir alem var. Tecrübi bir alem burası. Deneyimle elde ettiğim bir yer. O deneyimin içerisinde deneyimleyen olarak ben yokum. Yani o deneyimin, o deneyim bir yerde kuruluyorsa, onun bir mekanı varsa o mekanı duysal alanda bulamıyorum. O bulamadığım şeye felsefede bir ilke olarak ruh adını veriyoruz. Ruhsal yani aygıt dediğimiz şey o mu? Ruhsal aygıt yani. Tabii tabii ruhsal bilen, aygıt dediğimiz evet evet hatırlayan. Yani aygıt falan diyoruz çünkü melekeleri var mesela orada da aygıt diyoruz. Hiçbir evet. Şey demesek hiç konuşamayacağız. aygıt bu diyoruz çünkü melekeleri mı? Mesela priori a priori meseleleri de buradan çıkıyor. Hani doğada gördüğüm bir papatya, merhaba ben papatyayım, çiçeğim, şöyle özelliklerim var filan demiyor. O yüzden felsefe tarihi boyunca ve epistemoloji bilgi bilimi boyunca biz hep şeyi söylüyoruz. Ya insanda herhalde bir şeyler var. Yani önden bir bilgi var. Hatta bunun şuraya kadar yolu var. Adem'e isimler öğretildi ya. Şimdi bu literatür boşuna çıkmıyor. Onun üzerine yazılanlar da boşuna çıkmıyor. Çünkü birinin insana isimleri öğretmesi gerekiyor. Yani onun bu ağaç, bu çiçek, bu kuş falan diyebilmesi için bir isim öğretme gerekiyor. Chomsky'nin dil kuramında da var böyle bir şey. Evet. 60'larda olan dil kuramında. Chomsky diyor ki yani dil bizde var. Başka türlü öğrenebilmemiz falan da mümkün değil. İşte dil, benim dil burada kazanım cihazı dediğim şey. Vurgulamak istediğim şu. Biz bu sorunlar yokmuş gibi düşünemeyiz ve davranamayız. Yani ne zararı sorunlar yokmuş. Benim de sana hep sorduğum soru şey bu. O, sürekli uydururuz. Yani kendi kendimize bir şey uydururuz. O uydurduğumuz şey üzerine başka bir şey uydururuz. Yanlışa doğru yanlış yerlere doğru gideriz. Gerçi bunu bilimde yapıyoruz. Çok da zarar görmüyoruz. Mesela 30 yıl önce
Ne diyorduk biz şey için? Mide kanaması, ülser rahatsızlığı için yediğimiz içtiğimizden oluyor diyorduk. Ta ki heliobakteriyi bulana kadar. Yani burada biraz ağır laf edeceğim. Bir uydurmanın yerini başka bir uydurma alana kadar zaten diyeceğim. Zaten helikobakter yani, de geçti şimdi. Yani bu mesela benim de ondan haberim yok. Geçti, yani, bu, çünkü antibiyotiklerle tedavi ediyorsun. Başka bir sıkıntı olduğu aşikar oldu. Yani, mikrobiyom evet, gelişti. İşte o. Bunun sonu gelmeyecek. Yani evet. Bu demek değil ki bilim yapmayalım. Çünkü ondan başka çaremiz de yok aslında. Ya yani şöyle onu yapmak zorundayız biz. Senden yani almak istediğim şey aslında şu. Anlattığın şey insan zihninin temel çalışma moduyla ilgili bir şey. Bu da evet. Hani modeller üzerinden çalışma hikayesi. Yani insan zihni bir model kuruyor. O model içerisinde hep düşünüyor. Tabii. İşte efendim bilim tarihinde var ya güneş merkezli evren, dünya merkezli evet. Evren modeli. Evet. Bu model senin gerçeği bütün algılayışını da doğal olarak değiştiriyor. Şimdi bir dil kuramlarında da lingüistikte de bu var. Bazılarının iddiasına göre Wittgenstein'in falan senin öğrendiğin dilin, ana dilinin yapısı dünyayı algılama, fiilleri algılama, oluşları hatta renkleri algılamanı bile etkileyecek kadar zihni evet, yapılandırıyor. Renkler kısmında deneysel ispatı da var. Var tabii ki. Bu Namibya'daki Nimba kabilesinde evet. Yapılan falan deneyler. Şimdi insan zihninin böyle hani varsayılan modu buysa biz bunun ayırdına vardıktan sonra beklememiz gereken fayda ve izlememiz gereken aksiyon noktasında aslında çoğumuz düğümleniyoruz. Yani ne yapacağız o zaman? Nihilizm mi sapalım? Yani her şey bunlar boş abi. Böyle bir boşa mı bağlayalım? Yoksa bu kaos içerisinde yol bulmanın bir tarzı var mı? Şimdi çok garip bir laf edeceğim. Hayat müsaade etmez nihilizme bağlamamıza. Etmiyor zaten. Etmez yani. Şimdi burada ben mitolojik bir laf etmiş oldum. Dedim ki hayat izin vermez. Yani hayata bir kişilik atfettim. Hayat diye bir şey var orada duruyor. Onun bir şahsiyeti var. İzin vermiyor bir şeylere filan dedim. Yani bir modelleme yaptım. Şimdi ben modellemenin içinden çıkamıyorum. Ama yaptığım şeyin sürekli bir modelleme olduğunu bilirsem bu bana hız kazandırabilir. Bu bana başka türden bir titizlik kazandırabilir kurduğum modellerle alakalı. Yani bence önce bir tevazu kazandırır. Evet onu kastediyorum. O tevazu çok kıymetli bir şey. Ben yaptığım şeyin bir model olduğunu bilirsem daha az hatalı bir yere doğru gitme olasılığım doğar. Bunun bir model olduğunu anlamazsam zaten kendi kurduğum şeyi gerçeğin ta kendisi olarak düşünürsem o zaman bu beni yavaşlatır. Bizim dünyada da çok yaygın da bizde de var şüpheci arkadaşlarımız var mesela özellikle bilim skeptikleri gruplar hı hı. Türkiye'de var. Benim de yakından tanıdığım arkadaşlarım olan insanlar da var içinde. Ve onlar da mesela bu konuşma zorluğunu çok görüyor. Mesela bazı konularda bilimin alanının dışarısına adım attığın zaman ya bir dakika böyle bir geriliyorlar. Yani hayır yani o konuda gerek yok ki işte her şeyi gösterirdi her şeyi onu biliyoruz. Hiç de öyle değil canım biz onu biliyoruz. Gibi böyle bir rahatlık alanı savunma refleksi var. Şimdi ama bu çok ciddi anlamda hani dünyadaki bilime pozitivist bakışın nasıl diyeyim bir ana akım yolu gibi oldu. Yani şu anda işte bir nasıl diyelim ona ezoterikçiler diyelim, esritler diyelim daha doğrusu. Uçuk konularda gezenler. Bir de ayağı yere basan bilim, deney, gözlem falan filanla işte teknolojik ilerlemelerle falan ilerleyen bir kısım var. Yani halbuki burada aslında bir kenarda çok geniş bir alan var. O alan her yerden faydalanabilen, senin dediğin gibi tevazu içerisinde bilimi de doğru anlayıp kullanan, öbür tarafı da işte yerine oturtturabilen, mitolojik hikayeyle günlük sorunlar arasındaki ilişkileri anlayabilen falan falan zihin yapısını kurgulamakta ciddi bir zorluk yaşıyoruz. Galiba o alanlarda bulunmanın rahatlığı gene bizim zihinsel devrelerimiz gereği bizi buradan dışarı çıkıp da başka yerleri araştırma konusunda sıkıntıya sokuyor. Mesela benim seninle böyle bir muhabbeti yapıyor olmam bile birçok akademisyeni rahatsız ediyor biliyorum. Kendi meslektaşlarımı kastediyorum. Birçok insanı rahatsız zaten ediyor. Yani. Kenar etkisi zaten bu. Yani bunu yaptığımız zaman mesela sen de senle o sohbetlerimiz sırasında yapıyorsun ya onu dedin aklıma bu geldi. Sen de onu diyorsun benim de aklıma öbür türlü bir şey geliyor. İşte bu bunu sağlıyor belki de. Yani o farklı alanlar, farklı modeller arasındaki iletişimi sağlayabilmek için bunun model olduğunu bilmek gerekiyor. Eğer model değil gerçek sanıyorsan yobazlaşıyorsun, kimseyi dinlemiyorsun. Bu tabii budur diyorsun. İşte o az önce bahsettiğin hani pozitif bilim olması gerektiği halde bunlar model değil gerçek diyen arkadaşlar
aslında pozitif bilim yöntemine de ters düşmüş oluyorlar. Yani evet, oradaki ağır çelişkiye ben hep çok işaret etmek istiyorum. Yani yapmayın bunu, niye yapıyorsunuz ki? Hani bu da modelleme, bir sonraki şey de modelleme olacak. Ama işte insan zihninin en rahat hissettiği default çalışma modu olunca hani çok hak vermeden de edemiyorum. Evet. Ya benim de öyle olduğum bir sürü alan vardır. Senin de vardır muhtemelen. Kesinlikle vardır. Ya bazı yerlerde modele salır. İşte o mesela ben açıkçası buradan kendi diğer modellerimde işte ikili ilişkilerimde olsun, yememde içmemde olsun, düşünce kalıplarımda olsun, böyle şey modelleri arayıp bulma cesareti geliyor bana. Bir dakika lan diyorum, biz bunun böyle olduğunu nereden biliyorsun falan filan. Tabii rahatsız edici bir süreç ilk başta. Ama o dediğin çıktığı aslında sana söylettirmek için uğraşıyorum Sabahat Hanım. Gerçekten insana eşi benzeri olmayan bir rahatlık da veriyor. Dünyayı sana açıyor. Tevazu sağlıyor. Bir kere o kesin. Yani bilgi karşısında tevazu. Yoksa ben çok mütevazi adamım diyemem tabii de. Yani bilgi karşısında bir tevazu. Öğrendin ama dur lan bir dakika bakayım. Doğru mu anladım ben bunu? Nedir bu? X bilim adamı söyledi diye hemen doğru ya da X hoca söyledi diye direkt doğru kabul etmeme rahatlığını veriyor insana. O açıdan yani tartıştığımız şey aslında bunlar gerçek mi değil mi mevzu değil aslında dedin. Yani bu bilginin kaynağı, bu insan zihninin zafiyetini anlama meselesi. O açıdan da senin baktığın yerin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Toparlama amacıyla burayı bağlamak için söylemek istediğin, eksik kaldığını düşündüğün bir yer var mı? Özellikle bu hani gerçek nedir? Ya bunların hepsi hayal olsa da ne değişir falan filan başlığı. Burada zaten evet. Belki aynı şeyi şu şekilde de söyleyebilirim. Yani ben burada ne yapmaya çalışıyorum, bunu gündem yapıp vurgulamak diye bir şeyden bahsediyorum ya. Benim yapmak istediğim şey bir düzlemi yükseltmek. Yani nedir o düzlemi yükseltmek? Arkadaş bu gerçek mi değil mi? Bunun üzerine konuşalım. Gözümle görüyorum var. Öteki diyor ki gözün doğru mu, bozuk mu değil mi falan. Bu yanlış düzlem. Yani bu hologramda olsa gerçek, o manada çok katı katı gerçek olsa da gerçek, parçacık fiziği doğru olsa da bu gerçek, parçacık fiziği yalan olsa da bu gerçek, evet. Newton da yanılmış olsa, hani böyle bir şey var. Benim deneyimle algıladığım bir ortam var. Bu kısır bir tartışma. İşi oraya sürüklemek. Çünkü insan tabiatı ister istemez şunu düşünmek istiyor. Ya bu parçacıklardan oluşuyor, atom. Yani moleküllerden, atomlardan, atomlar parçacıklardan oluşuyor. Onlar da doğru düzgün yok, titreşim onlar falan. O zaman benim telefon faturasını ödememe gerek yok demek diye gittiğinde o kısır bir tartışma. Bu düzlemi yükseltelim biz. Yani düzlem yükseltme evet, peşindeyim ben. Sevgili yani. Hamdi Eren, onu da inşallah bir bölüme davet etmeyi düşünüyorum. Hatta sizi bir tanıştırmam lazım. Ona da buradan selam yollayalım. Geçen gün televizyon programında bana çok güzel bir metin atmış ama programdan sonra gördüm. Fatih Altaylı'ya çıktığımız programda. Hatırlattığı şey çok önemliydi. Yani insan bilgisi nispi olduğu için her zaman son derece sınırlı ve hakkında bilgi elde etmeye çalıştığım şey bizim için sınırsız. Sadece bunun farkında olmak bütün bilgi seviyelerini eşitliyor aslında. Ve çok yüksek bir yere koyuyor. Yani sen neyi ne kadar bilirsen bil, sınırsızın karşısında hiç nispetindesin. Yani belli bir bilgi düzeyinden sonra hiçlik bilincinin oluşması doğru yere gittiğimizi gösteren bir şey. Ve eğer bunu fark edersek hakikaten dediğim gibi o zemini yükseltip bir doğru zeminde konuşabilme şansımız olacak. Valla bütün gayretimiz onun için. İnşallah bu konuda muvaffak oluruz. Osman'cığım, thank you very much for coming. Daha sonra daha çılgın bölümlerde tekrar bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere.